Selamlar hepinize Worlds çeyrek finaller değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyim. Zaten çeyrek finaller oynanmadı. Öncesi değerlendirmesi. 4 tane eşleşmemiz var elimizde. Top Esports, Fnatic, Suning, JD Gaming, Gen.G, G2 ve Damwon, DRX serileri olacak elimizde. Ee, ama ben oynanış sırasına göre gideceğim serilerden. İlk serimiz Perşembe günü Damwon, DRX. Ben dün yanlış söylemişim. İlk serinin Test Fnatic olduğunu söylemişim onu da düzeltmiş olalım. x serimiz Perşembe günü Damwon DRX, Cuma günü Suning JD Gaming Cumartesi Poppy Sports Fanatic ve Pazar günü de Gen.G G2 serisi de çeyrek finalleri kapatıyor olacağız. Şimdi ilk serimizi değerlendirmemizle başlayalım aslında. Damwon ve DRX buraya zaten kendi finallerini oynayarak geldiler ve 1 ve 2 numaralı torbaları seri başları olarak geldiler. LCK bölgesinin fakat Damwon sezon içerisinde, mevsim içerisinde sürekli performansını yukarı çıkartırken DRX iyi başladığı sezonda biraz o başlangıç noktasından aşağı düştü. Bunun ana sebeplerinden birkaç tanesini aslında şu şekilde sayabiliriz DRX'in bu düşüşündeki. birincisi Piyoshi'nin istikrarlı oynayamaması. ikincisi Keria'nın form durumunu biraz düşmüş olması ve Keria'nın form durumu düştükten sonra da Deft'in bir baskı noktası olmaktan çıkmış olması. Words'e geldiğimizde ise DRX'de bence şöyle bir toparlanma var. Piochik inanılmaz istikrarlı ve çok da formda gözüküyor. Artı takım da onun etrafında oynamayı beceriyor gibi. Fakat bence hala şu eksiklik var DRX tarafında. Chovy'nin ne kadar acayip iyi bir oyuncu olduğunu, nasıl bir playmaker olduğunu biraz unutmuş gibiler. O kadar piyoşik odaklı oynuyorlar ki ki aslında bunda çok büyük bir problem yok. Normal koşullarda yani Damwon'da Canyon odaklı oynuyor. İşte JD Gaming'de Kanavi odaklı oynuyor. Yani takımlar genelde ormancılara odaklı oynuyorlar. Fakat DRX'e başarı getiren formül bu değildi. Onu unuttular. Ve bence onu unuttukları için de zaten mevsimin içerisinde e, performans düşüşü yaşamaya başladılar. Normal koşullarda çünkü bu takımı başarıya ulaştıran formül bu değildi. DRX bence turnuvanın içerisinde Pioşi'nin istikrar bulması ve bu tarzın e, onlara bu eskisi kadar mevsim ligin içerisindeki kadar sıkıntı yaşatmadı. Fakat finale geldiğimizde Dammon karşısına gittiklerinde dümdüz stomp yediler. Ve burada da ben o kadar ağır bir stomp yemelerini beklemiyorum. Çünkü Worlds atmosferi biraz daha farklı ve e, Best of 5 oynayıp gelmeyecekler. Hemen öncesinde çünkü Genji serisi oynamışlardı ve zor bir seri oynamıştı diyerek zorda. Bu sefer Best of 5 oynayıp gelmeyecekler. Artı çok zor bir rakibe karşı Topi eSports'a karşı zaten kendilerini biraz daha sınama fırsatı buldular. Ben o yüzden biraz daha iyi olmasını bekliyorum diyereksin. Fakat DRX bu maçı bu seriyi nasıl kazanır sorusuna Ya çovinin çıldırmasından başka hiçbir sebep gelmiyor aklıma. Çıkaramıyorum ya işin içinden çıkamıyorum. Çünkü stratejik olarak baktığımızda Nuguri Doran'dan hem bireysel olarak daha üstün hem de daha çeşitliliğe sahip bir oyuncu. Hani Doran'ın belli noktalarda çeşitliliğiyle işte doğru eşleşmeyi verdiğinizde karşı eşleşmeye gittiğinde üstünlük aldığı falan durumlar var. Fakat bir Nuguri bunları dengeleme konusunda çok iyi bir sezon geçiriyor. İkincisi Doran aynı yani yerleri değiştirdiklerinde bu sefer Nuguri counter eşleşmeye gittiğinde Nuguri çok daha ağır dövüyor eşleşmelerini. O yüzden ben hani ne yapıp edip buradan çıkamayacağını düşünüyorum diyerek üst koridora Ormana baktığımızda Damwon çok daha alışık e, ormancısı etrafında oynamaya çünkü zaten bir süre bayağı bir süredir öyle oynuyorlar. DRX buna yeniye de adapte olmaya çalışıyor. Piocik bence çok iyi bir e, turnuva geçiriyor burada ama orada da alışkanlıkların daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Yani Damwon tarafı bunu da, bu stili de oynamaya daha alışık. Hani belki tekrardan DRX'in asıl başarıya giden formülüne dönebilirler. Yani e, defti bir baskı noktası olarak kullanıp ana taşıyıcının ana her şeyin karar vericisinin Chovy olduğu, her şeyin çovi üzerine kurgulandığı bir oyun stili. Belki onlar için daha mantıklı olabilir ki ben de bence açıkçası daha mantıklı olur buna gitmek. Ama şimdi seçimlerine de baktığım zaman bu arada turnuvadaki e, istatistiklerini de vereyim size. Eee mesela çok daha esnek e, bir şampiyon tercihi avuzuna yönelmiş durumda. Kennen öte yandan yani ginde almadığında kalmadığında Graves'e gidiyor. Fakat başka bir şey ihtiyacı yok ki. Sorun da bu zaten. Rakipler Damwon'u, Damwon o kadar esnek bir takım ki yani şunu gördük biz Damwon'a. Şimdi destek yasaklanıyor Damwon'a karşı. Çünkü Pantheon Leona ile ciddi anlamda fark yaratabiliyor Baron. Tamam. E orta kurdura Twisted Fate falan yasaklanıyor. Tamam. Üst kurduru Kamil falan yasaklıyorsunuz. Hatta e, belli başlı eşleşmeler başka yasaklamalarda gelebilir. Mesela özellikle Damwon diyor serisi. ben Jason çok daha öne çıkacağını düşünüyorum üst kurduru eşleşmesinde. Tamam. Adi Nidali'yi de yasaklamaya çalışıyorum. Onu da eyvallah. Başka bir şey yasaklayamıyorsunuz ki. Kendine ban atamıyorlar. Sorun burada zaten. Belki şunu yapmaya çalışırsa bir avantaj noktası almaya e, alabilir diğer X tarafı bu seride. Ya bu çocuğu e, bu burada mevsim içerisinde de hani lig biterken de eee falan çok oynamadı Canyon. Şunu deneyebilirler. Ya biz bir çıkış noktası bulmak için atalım banları Canyon'a. E, kırmızı taraftayken Lucian artı iki tane Canyon bana atalım. Mavi taraftayken de belki işte Twisted Fate artı iki tane Canyon bana atalım. Biz çünkü elimizde Piyoşik var. Piyoşik Kindred'ı iyi oynuyor. lilia'yı iyi, iyi oynuyor. Bunlardan verim alabiliriz. Diye düşünebilirler. Artı e, hani lilia belki ama Kindred Graves'in aldığı tempo üstünlüğünü alma konusu çok kolay bir şampiyon değil. O kadar rahat kamp kesmiyor. O kadar etkili olması bence daha zor olur Kenyon'un. Ama ne olursa olsun Kenyon'un oyundan düşürülmesi lazım. Şey maçını hatırlayın. E, Damozada bir tane maç kaybetti. JDG, JDG karşısında kaybetti o maçı da. O maçı kaybederken erken oyunda olan olaylardan dolayı Kenyon geri düştü aslında. Draftta veya maçın şantısında direkt olarak Kenyon'u vurmaya yönelik bir hamle yapılmadı. Ama erken oyunda öyle bir üstünlük aldı ki Kenyon geri düşmedi. Rakip çok öne geçtiği için geri geride kalmış gibi oldu. O yüzden yani ben DRX'in bu seriden çıkış noktasında kesinlikle Kenyon'a geri düşürmek olduğunu düşünüyorum. Ama yeterince geri düşüremeyecekler. de bence Jayce çok önemli bir seçim olacak. Üst koridor seçimi olarak. Bence bu seride bu arada oynayacaklar mı bilmiyorum. Çünkü bir süredir pek oynamıyor ikisi de ama LeBlanc bence çok güzel bir çıkış noktası olacak bu iki takım adına. Özellikle ya Showmaker'ın daha önce oynadığını biliyoruz. E, Chovy'nin hatırlamıyorum ben gerçi. Chovy e, bir bakalım emin olalım buradayken. E, Chovy bu yıl içerisinde oynadı mı? ama LeBlanc bence böyle bir eşleşmenin kilidini açabilecek bir şampiyon. Çünkü bu turnuvada İki kere oynamış tabi evet bu yıl içerisinde. Çünkü bu turnuvada şunu gördük biz orta koridorlardan. Genelde safe kalalım, güvenli oynayalım. Ee, ve şamp yani rakibin yaptığı hatalardan bir tane ekstra pozisyon çıkarmaya çalışalım hamlesini çok gördük. Ki bunu tepe, üst, e, tepe yani en iyi orta koridorların birçoğundan da gördük. Ben o yüzden bu seride özellikle LeBlanc tercihinin ekstra bir çıkış noktası olacağını düşünüyorum. Jason seçim miktarının çok değerli olacağını düşünüyorum. Ve Pantheon ve Leona kapış kapış gidecek. Yani bu ikisi bence net şekilde bu serinin kitli, gidişatını değiştirebilecek destek şampiyonları. Belki banlanacak belki seçecek ama Pantheon ve e, Leon'un üzerinde de bir kavga çıkacağını düşünüyorum. Ama en nihayetinde Damwon'un daha iyi takım olduğunu ve bu seriyi 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Bu sefer 3-0 olacağını düşünmüyorum ama 3-1 olacağını düşünüyorum. İkinci serimiz Tuning JD Gaming serisi belki de Kur'an'ın en şanssız takımı Tuning Gaming. Çünkü ya yani bir kere zaten ikinci sıra takımları içerisinde kağıt üzerinde en güçlü olanı çektiler. Fakat daha da kötüsü ligde yenemedikleri takımı seç çektiler. Yani kendi liglerinde de onların, onların üzerinde çıkmış olan takımı çektiler. En büyük şanssızlık noktası olarak bunu söyleyebiliriz. Suning gemik bence kendi standartlarının daha üstünde bir turnuva oynuyor. Ve belki de yeni standartları bu. Belki de gerçekten e, takım çok genç bir takım ve gelişim gösterdikleri için e, bu noktaya geldiler. Çünkü 1000-2002'li, Huanfang galiba 2001'liydi. Angel Angel'da öyle bir şey. Ve ilk turnuvaları çocukların. Hani SOFM belki daha tecrübeli. Sword Art, daha tecrübeli. işte Sword Art'ın Chat gibi takıma çok yardımcı oluyor falan ama ne olursa olsun e, bence yeni bir standart belirlemiş gibiler. Burada kendilerine bir üst nokta belirlemiş gibiler. Ve daha iyi oynuyor Suning ligdeki halinden. Öte yandan JD Gaming aslında ligdeki de benzer bir performans gösteriyor. Ki kendi liginde de e, çok fazla 2-0 kazanan bir takım değil JD Gaming. Bunun nedeni de aslında biraz işte bu turnuvada da yaptıkları biraz işte fazla esnek, biraz hafif trolüsü draftlara gitmeleri. Çünkü draftlarında yapıyor bunu JDG'nin. Yani bir yere komple kaybetmeyi göze alarak bazı draftlar yaptı. Suning buraya gelirken belki birinci de 5 olarak geliyor ama kesinlikle favori olarak geldiğini söyleyemem. Belki sadece turnuvanın şu anki gidişatına bakarak sonuçta birinci ve ikinci diye favori olduklarını düşünebilirsiniz. Fakat şöyle bir durum var. Bir, ikincisi yani bir nokta ikisi de Aynı galibiyet aldılar. 4-2 ile e, gruplarında çıktılar. Suning tiebreak oynadı. İkinci nokta. Suning'e kıyasla e, çok daha sert bir rakibi vardı e, JDG. Yani Damwon, GTO'ya kıyaslanamayacak seviyede yukarıda bir takım belki de. O yüzden en büyük sınavını şu an vereceğini düşünüyorum Suning'in. Ha Suning'de şu ana kadar çok formda olan, e, bu turnuvada çok esneklik gösteren Bin, Zoom'un karşısında ne kadar esneklik göster? Zoom onu ne kadar kitlemeye gidecek? Çünkü e, bu konuda bir marka Zoom. Yani kendi liginde de bunu gösterdi. Rakip üst koridor çok mu yetenekli? Çok mu becerikli? Çok mu esneklik gösteriyor? Umurumda değil. Oyun oynatmam. Diyor Zoom ve oynatmıyor gerçek. Bunu 1000'e karşı değil. 369'a karşı da yaptı. Final serisinde bile yaptı bunu. Yani 369 ki belki de şu ana kadar turnuvadaki hani 1 veya 2 numaralı üst koridor görünümünde 369. Çok formda gözüküyor. Çok büyük esnekliği o da gösteriyor. Ama onu bile kitleyebilen bir adam zor. Ve ya binin e, oyundan biraz düşürülmesiyle birlikte Suning'in kendi playofflarında da nasıl sorun yaşadığını gördük aslında. Ha bence tekrar söylüyorum o, o aşamadakinden daha iyi oynuyor Suning. Kendi playofflarında. Artı mesela Angel'da çok büyük bir çıkış var. Angel kendi playofflarının iki gömlek yukarısında oynuyor. E, grup aşamasının ikinci kısmında da pozisyon almasını da daha toparlamış olduğu için bu koridor aşamasına çok fayda sağlıyor. Artı, bence şunu görmemiz çok önemliydi. Evet belki sadece bir maç oynadı. Zaten toplamda altı maç oynadılar ama belki ilk kez oynadı. Ama Akali oynadı Angel. Ve çok verim verdi. Normalde onun oynadığı bir şampiyon ve onun oynadığı stilden bir şampiyon değildi. Suning'in böyle artıları var bu seriye gelirken. Peki JD'nin artıları ne? JD her yere cevap verebilen bir takım. Bakın bu Kanavi'nin size statlarını göstereyim bu yılki statlarını. Şu ana kadar 3 Lili'ye 2 Silas bir Graves oynamış. Şimdi size bu yılki LPL yaz mevsimindeki statlarını göstereyim. Bak DC'ne daha elini sürmedi. Tinder'ı bakmadı. Playoff'taki haline bakalım bir de. Gerçi playoff'ta az maç oynuyorlar ama. Kinder'da oynuyordu orada. Nidalee oynuyordu orada. Bu adam daha ana şampiyonlarını almadı bile. Daha Nidalee'yi denemediler bile yani. Düşünün şu anda o, net şekilde Orman metasını bir numaralı şampiyonu ki onun da şurada istatistiği var. Yani en çok yasaklanan ve bu kadar yasaklamaya rağmen ciddi anlamda da galibiyet oranı hala sahip olan şampiyon Nidalee. Çok değerli bir seçim. Ve buna hala gitmedi. Hala iyi yaptığı şeyleri net şekilde oynamadı. Öte yandan benzer şeyleri Yagao için de söyleyebiliriz. Yagao da mesela şu ana kadar. Ya zaten oyun olarak en iyi halini oynamadı Yagao. Onu net söyleyelim. Yagao kendi standartlarının ciddi anlamda altında kaldı benim gözümde. Fakat şampiyon tercihleri olarak da ana seçimlerine gitmediler. Hatta daha da ilgincini söyleyeyim size. Benim gözümde açık ara dünyanın en iyi orn oyuncusu. Zu. Belki de hatta en iyi gangplank oyuncusu aynı anda. Sıfır gangplank sıfır Or. İkisiniz de yüzüne bile bakmadı. Bunu da istatistiklerini vereyim size. Volibear, Orn oynadı. Gangplank yazma pek oynamamış gerçi ama. bu Wukong'u saymıyorum. Wukong çünkü LPL'de çok seçiliyordu. Playoff'larda oynamış mıydı Gangplank hatırlamıyorum ama. Playoff'lardaki istatistikleri daha farklı mesela. Daha az maç oynadılar. Ama yine Orn'la %100. Ve dikkat edin. Ya yani şu şampiyonlara bakın. Nar, Kamil. Hadi Kamil'i biraz ayrı tutalım Hanım Nar, Orn, Malphite ve hatta Volibear. Çoğu Şu zaman kontra seçimler. Rakibi kitlemeye yönelik seçim kontra derken hani karşısına seçelim adamı oyna şey yapalım ezelim işte Jace gibi koridorda 5 tane kule barikatı alalım dakika 11'de kule düşsün 2 tane skor gelsin falan değil. Adam kitleme şampiyonlarıdır. Ve Zoom bunu yapıyor. Turnuvada yaptı mı? Hayır. Yapabilir mi? Bence yapabilir ama henüz yapmadı. Biz görmedik. O yüzden bu konuya hazır olabiliriz. Ve Suning'in şu ana kadarki en büyük iki çıkış noktası gibi gözüken noktaya aslında JD Gaming çok ağır kontrolüyor normal koşullarda normal JD Gaming Üçüncü nokta ki bence asıl bu maçın içerisindeki en önemli olacak nokta. Sword Art bence çok iyi bir turnuva geçiriyor bireysel anlamda. Ki ligde bu kadar iyi oynamıyordu. Kendi playoff'unda da mevsim e, içerisinde de bu kadar formda değildi Sword Art. Fakat Lumao da kendi standardında değil. Yani Sword Art yukarıda oynuyor. Lumao kendi standartının altında oynuyor ve ancak dengeleniyorlar. Lomao kendi standartında oynarsa ben hiç şans olduğunu düşünmüyorum. Suning'in hiçbir yerde şans olduğunu düşünmüyorum. Ve toparlanacağını düşünüyorum. O yüzden bu seriye 3-0 JD Gaming tahmini yapıyorum. Üçüncü serimize gelelim. Topi Esports fanatik serisine. Ee, biraz fanatik cephesinden bakmak lazım aslında olaya. Şimdi aslında fanatik takım olarak nasıl bir takım onu da başlayalım önce. Bence fanatik Topi Esports'un alt modeli. Fakat şöyle bir alt model. Copy Sports'taki modellere geçtiğiniz zaman arabalarda falan e, bir üst modelde böyle ekstra bir özellik daha eklenir ya. Yani. Topi Sports'ta bence onlar var. Şimdi Fanatik'e bakalım. İstikrarlı ama playmaking özelliği ya istikrar istikrar konusunda sıkıntı yaşayan ama playmaking özelliği olan bir destek oyuncusu. Gelirsen. Bir Yuyarca da böyle bir oyuncu. Belki de tek eşi oldukları nokta. E, bütün seride. Okey. Reckless inanılmaz istikrarlı, çok sağlam. Koridor aşamasında hemen hemen hiç kimseye yenilmeyen ve e, her zaman denk gidebilen bir oyuncu. Reckless. Jacky Love'da bunlar var. Bir de üstüne üstlük geç oyunda sorumluluk alıp rakibin üstüne koşma da var. Rekkles'da bu yok. Burada bir artı yazdı Topi Esports. Nemesis çok sağlam bir koridor oyuncusu. O da mesela koridorda hemen hemen kimseye yenilmez. E, her eşleşmesini denk götürebilir. E, aslında geniş bir şampiyon havuzu var. Göründüğünden daha geniş bir şampiyon havuzu var Nemesis'in. Knight'a bakıyoruz. Belki de daha geniş bir şampiyon var. Üstelik pozisyon gördüğünde de tetiği çekmekten hiç çekinmeyen bir oyuncu. Artı gene yazdı Knight'a. Selfmade çok istikrarlı bir oyuncu. Her rolü oynayabiliyor. Yani tamamlayıcı oynayabiliyor. Gerekirse ekse kere oynayabiliyor. Farm konusunda çok iyi. Haritada rota seçimleri çok iyi. E karşısında Karsa var. Daha çok meta oynamış. Ondan daha tecrübeli. Ve bütün, yani selfmade'in yaptıklarının bütün bunların üstüne bir de Nidalee oynayabiliyor. Artı buradan yazdı. E bakıyoruz Bivipo'ya. Bivipo çok esnek bir oyuncu. Şampiyon çok geniş. Çok iyi cevaplar verebiliyor rakiplerine. Bu cevapları verirken aynı zamanda e, yani denk gitmesi gerekirse denk gidiyor. Haritaya etki etmesi gerekirse haritaya etki ediyor. Tüm bunları yapabiliyor. E 360 dakika bakıyoruz. Keri potansiyeli çok daha büyük Bivipo'dan. Yani Fanatik'in yaptığı her şeyin artı birleriyle artı ikilisiyle Topi Sports'ta da var. Ve benzer stilde oynuyorlar aslında. Öyle gözükmüyor belki oyun stillerinde. Çünkü o artı 1 artı 2 dediğimiz özellikler belki o stilin dışına çıkarıyormuş gibi gösteriyor. Ama aslında oyuncu profili olarak ve oyun planı olarak benzer planlarla oynuyor. Topi Esports fanatik. Fakat işte adamların elindeki malzeme daha iyi olduğu zaman aynı stillerde. Ve artılarıyla çok pozitif ekstra yönleri olduğu zaman yenemiyorsunuz yani. Ben Fnatic'in yenebileceğini düşünmüyorum açıkçası Topi Esports. Yani hiçbir ihtimalde yenebileceğini düşünmüyorum. Maç alırlar mı maç alabilirler bence. Ve bence zaten bir tane alacaklar maç. İyi bir draft yakalanacak. Ekstra böyle e, 369'un biraz kötü bir maçına denk gelecek. E, Cekilav yıpratılacak falan. Bir tane maç koparacak bence fanatik. Ama 5 maçlık seride 3 maç, maç kazan... Kaz yani olmuyor. Yani çıkaramıyorum arkadaşlar. Yok. <laughs> ben de isterim. Avrupa'dan bir takım e, top iyi -e sporcusu, turnuvanın belki de en büyük favorisine kafa tutsun. Onlarla kafa kafaya mücadele edebilsin, Direnç gösterebilsin ama... Yani... Drafta bile geride başlıyorsun. Arkadaşlar Nidal'i oynayamıyor olmak çok büyük bir durum. Yani az önce gösterdim. 30 kere yasaklanmış, 15 kere seçilmiş. Hala %60, %60 civarında galibiyet oranı olan bir ormancıdan bahsediyoruz. Şu anda metadaki bir numaralı ormancı. Ve siz bunu pikleyemiyorsunuz. Gitti bir tane ban hakkınız gitti şu anda. Bunu harcadınız ban hakkınızı. E Kars'a Graves'i elinizden alacak. Kars'a da bu arada acayip Graves oynuyor. Kars'a çok iyi bir turnuva geçiriyor zaten. E, Graves'i kaptırdınız. Mecburen ne oldu? Ya oynuyorsunuz ya Hecarim'e oynuyorsunuz. Çok daraltıyor sizin elinizi. Belki Gragas'a giderler ama gene de elinizi daraltıyor yani. En tepedeki şampiyonlara gitmiş olmuyorsunuz. Üstün elinizi daraltıyor. E, Knight bir tane kontra seçim getirecek. Çünkü çok şey oynayabiliyor Knight. Hadi alt koridorda dengele gittiniz diyelim. İşte sanki Yuan'ca dengelediler birbirlerine. Sakin kalabiliriz. Oyun dengele gitti. E, geçen oyunda Jekyll'a daha büyük bir tehdit. Özellikle sorumluluk alma konusunda. Yani çok denedim ama bulamadım. Bir çıkış yolu bulamadım arkadaşlar. O yüzden ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Top Esports 3-1 bir maç Fanatik'e verdim. E, ee, Fanatik'in iyi oyunundan ve formda oluşundan dolayı 3 da bitebilir. Ama bir maç alabilecek kapasitede olduklarını düşünüyorum ben. Ve son serimize gelelim. Belki de en yakın olacak seriye gelelim. Kağıt üzerinde de en yakın olan seri. G2 gene kısmete buldu. Yani birinci takım, birinci sorba takımların içerisinde en zayıfını e, yakalamayı başardı. Ya belki de suyun egali cenci seviyesinde zayıf diyebiliriz ama onlarla zaten eşleşemiyorlar da aynı grupta çıktıkları için. E, fakat hani kağıt üzerinde zaten birinci torba takımları arasında biraz daha hani Damwon ve Tess'in gerisinde olmasına rağmen form durumu olarak da iyi değil cenci. Ha son maçı çok büyük stomp attılar fanatik. Evet oyunu oynatmadılar. Eyvallah. Fakat bu BDD'nin hali ne olacak abi? Ya böyle bu BDD ile buraları ya şöyle diyeyim size. Gerçekten ıı, takımın alt koridor ateş ediyor olmasa ve gerçekten işte Klik de çok iyi bir turnuva geçiriyor olmasa Rascal'ın hani kötü maçlarının kötü maçı var bir iki tane Rascal'ın ama onun dışındaki maçlarda da gerçekten çok ciddi bir baskı noktası haline gelmiş olmasa gruptan çıkamazdım bu takım. BDD'nin yaptık. Yapmadıkları. Hiçbir şey yapmıyor abi BDD. Hiçbir şey yapmıyor yani. Öte yandan ya G2'ye ya baktığım zaman G2 adına da ya ben bu iki takımın ikisinin de ee, bir şekilde bir sonraki turda zaten dümdüz düşeceğini ve stomp yiyeceğini düşünüyorum. Açıkçası. Belki hani Genji Danvon karşısında daha önce oynamanın alışkanlıkları işte birbirlerini tanıyorlar. Ve biraz daha temkinli davranacak rakip takım falandan dolayı biraz direnç gösterebilir ama ben ikisinin de e, olası bir Danvon serisinden hayatta çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü ikisinin de çok ciddi problemleri var. Yani g ya bakıyorum grup aşamasının ilk kısmında dökülen bir Yankos var. Ki mevsimde de böyle ara ara döküldüğü maçlar vardı. İkinci aşamayı bence iyi oynadı ama. E ilk aşamada bir türlü düzgün pozisyon alamayan bir adamdı. Mix'in yaptıkları biraz heba oldu gibi. O yüz olarak Caps'ın playmakerlığını biraz daha geri plana atmış gibiler ki bence playoff'ta tekrardan yapacaklar bunu. E g bakıyorum bir dümdüz losing lane yani. Hani winning matchup alıyorlar. Yeterince iyi oynamıyor winning matchup'ı. Karşı güçlü bir pick aldığı zaman da counter pick atamıyorlar niyeyse yani. Rush'un karşısına uğrayanlarla falan gitti bu takım. Bu hafta draftlar da yapıyorlar yani. Bilmiyorum. Bence hala Genji Ruler'ın yüzünden, yani Ruler sayesinde bir tık avantajlı ama o kadar. Bir tık yani. Ben yakın olmasını bekliyorum bu serinin. 3-2 biteceğini düşünüyorum. Yani benim genelde yakın geçtiğin serilerde yaptığım tahmin 3-1'dir aslında. Yok ya 3-1 tahmini yapayım. 3-1 Genji diyorum ama 3-2'lik gibi bir seri oynanacak skor olarak. Ee, bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tamamen Ruler farkıyla. Artık Clit farkıyla. Çünkü Klider e, ne kadar burada... Arkadaşlar Clid resmen mid lane'siz oyun oynuyor. Ve mid lane'iyle oynayan ormancıların işte e, Karsa'nın e, ne bileyim Kenya'nın ne kadar fark yarattığını gördük biz bu turnuvada. Clid tek başına oynuyor. Midinden neredeyse hiçbir şey almıyor şu ana kadar. Biraz BDD oynamaya karar verirse o zaman Clid de çok çok yukarıda performans gösterdiğini göreceksiniz zaten. Ama BDD'nin oynamaya karar vermesi lazım. G2 buradan nasıl galip çıkar? Bir. Ne yapıp edip Wunder'e counter matchup'ı bulmaları lazım. Çünkü Wunder bunlara oynayabilen ve bunlardan takıma galibiyet de çıkartabilen bir oyuncu. Zaten çok geniş bir şampiyon havuzu var çocuğun. Esneklik de gösteriyor. Ama bunu bulmaları lazım. Çünkü açık verecekse turnuvada gördük işte şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Rascal açık verebilecek gibi oynuyor oyunu. İyi maçlar olmasına ama kötü maçlar da var. Açık verdiği maçlar da var. Wunder'e counter matchup'ı bulmaları şart. Bir. İkincisi Caps'in playmaker olması şart. Ve üçüncüsü belli ki yapamadıkları bir şey var turnuvada. Jankos'u carry gibi oynatamadılar bunu. Bu bir sıkıntı. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Artık Olaf mı oynatırız? Bak ki bence Olaf neden oynanmıyor hala anlamış değilim ama Olaf yani karşıda var abi al Olaf'ı kur erken oyunda baskını ortak orta koridorunda playmaker'lığı gelsin. Evet belki Olaf geç oyunda düşüyor da geç oyuna üstün gidiyorsun zaten. Ondan sonrası Caps'in işi. Zaten böyle oynamadı mı G2? Yankos abicim al sen ilk 15 dakika sen de hallet burayı bir. Sonrası bende diyor Caps. Ve kazanıyor böyle G2. Bir anda niye bu formülden kaçtıklarını bilmiyorum. Ama turnuva metası denilen şeye çok adapte olmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Tek doğru yoktur. G2'nun kendi doğrusunu hatırlaması lazım. Ki böyle oynadıkları zaman şu da işin içine girecek. Mickey X çok sağlam bir koridor oyuncusu. Çok sağlam durabiliyor. Ve Kontrol Yankus'un elinde olduğu zaman rakip ormancı da onları alt kurdurdu rahatsız etmeyecek. Ve ne ne hale gelecek oyun? Mikiex diyecek ki şşş kendinize gelin. Ben dünyadaki en iyi destek oyuncularından biriyim. Acayip de iyi bir turnuva geçiriyorum. Ruler olur, dinlemem sizi koridora gömerim diyecek Mikiex. Çünkü karşı ormancılık 2-2 iki oynuyoruz. Kafası rahat oyun oynayacak Mikiex. Mikiex diğer bu turnuvadaki çoğu Asyalı desteğin aksine çok fazla haritada gezen bir oyuncu değil sever aslında ama onlar kadar gezmiyor ortada. Daha koridor odaklı bir oyuncu 2 X. Ve sizin oyun de bunu bir avantajı çevirebilme potansiyeli var. Çevirsenize. G2 bunları yaparsa bence kazanır. Çünkü ha bunları yapıp kazan Mesela Dammon'a karşı bunları yapsa da kazanamayabilir G2. Ama Genji'ye karşı kazanır bunları yaparsa. Caps'e güvenin. de zaten e, kötü bir turnuva geçiriyor. Caps'e güvenin. Caps'in ın playmaker'larına güvenin. Jankos'un da ne olur erken oyunu domine etmesine müsaade edecek bir şampiyon verin. Ya Avrupalılar ne yazık ki nideli oynayamıyorlar. Çok üzücü bu durum ama Jankos gerçi 1 iki denede e, çalıştırıyor gibiydi ama Jankos'unki de iyi değildi arkadaşlar. Yani ne Canyon'dan gördüğümüz dominasyonu ne Karsa'dan gördüğümüz dominasyonu görmedik. Bu nideliyle. Veya ESO FM'de. Alın Olaf'ı. Olaf size çok yardımcı olur. Takır takır da döversiniz de o Graves'i falan da. Banla Nidalee'yi oynayamıyorsun problem değil. Tarif formülü veriyorum. Banla Nidalee'yi de Olaf'ını alsın Graves'i. Erken önünde senin Olaf'ın zaten dövecek. Üstünlüğü alacaksın. Playmaker midin olsun. Olaf'ın al. 2 direk de aldırır sana. Yankos. En az 2 direk kaldırır. Sonra sen de caps. Öne geçirdim. Besledim. Gold verdim. Buff verdim ejderlerle. Artık buradan sonra taşıyayım maçı. Zaten yıllardır böyle oynuyor aslında Yankos. Bir anda oyun stili değiştirmeye çalıştı. Beceremedi. Beceremiyorsan artık son serinin her serinin son serin gibi oynayacaksan en iyi bildiğin şeyi oynamak her zaman daha sağlıklıdır diye düşünüyorum. Ama e, ya g bunu yaparsa kazanabilir ama bence yapamayacaklar. Ben o yüzden Genji kazanacak diyorum. 3-1 ya 3-2'den 3-1 diyorum Genji serisine. E, ve çeyrek final değerlendirmemizi kapatıyoruz. Aynı zamanda çaktırmadan pikemimizi de yapmış olduk. Pikemime tabi direkt olarak görsel halini kalan turları güçlü kuvvette Çarşamba akşamı izleyebilirsiniz. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.